Ben Hasan Kubil Ercer, Sayın Memduh Ekşi ile Ereğli Lisesi'nde beraber okuduk. En güzel günlerimizdi. Rahmetli Kadir Atak'la beraber çok maçlara da gittik. Güzel bir gençliğimiz oldu. Yani tüm Türkiye'deki olumsuzluklara rağmen, sağ sol çatışmalarına rağmen ayrı bir dostluk vardı. Her şeyiyle güzeldi. Yani şimdi gitti geldi gezdiğim eski yerler arıyorum ama tabii azalmış. Ama gönlüm geziyor eski yerlerde. Şeyi filan yukarıda bir değirmen vardı. Babamla oraya giderdik. Sıraya girerdik. Rahmetli annem şeyleri ayıklardı, buğdayları. Bet arabasıyla gelirdik. Sıramız geldiğinde yukarıda bir teknesi vardı. Doldururduk. Değirmenci gelir ayarlardı. Şimdi bir yerden geçerken un kokusunu ayırırım. Pişmişin de çiğini de. Demek ki o zamanlardan farklı bir tatlar varmış ki bugüne kalmış. Ama yeni unlar o kadar güzel kokmuyor. Ya dostların da farklı kokuyor. Onların da kokuları bir ayrı. Sarıldığın zaman hissediyorsun. Gençlik günlerine götürüyor. O zaman bazen dostlar böyle el ele gezerlerdi de. Bu samimiyetin ifadesiymiş. Bir köye gitmiştim de köyde elimi bırakmadı arkadaşımmış. Oğlum dedim bırak. Niye bırakmıyorsun elimi? Bırakırsan dedi aramızda açık olduğunu zannederler dedi. Bu da farklı bir kültür. Ereğli çocuğu olmak bir ayrıcalık. Biz aklımız başımıza gelmeye başladığında mahalle arkadaşlarımızla gruplar halinde çok güzel gezerdik. Şimdi yukarı çıkarken yeğenime sordum. Yorum dedim burada bir akron alınakarı vardı gösterdi. Dedim bir de sayı bent olacak dedim. Onu dedi bilmiyorum dedi. Halbuki benim gençliğim çocukları sayı benti bilirler. Orada yüzerdi. Masmavi bir su akardı. Hasırcı balıkları yüzerdi. Ama şimdi tabii her yerde olduğu gibi burada da müthiş bir değişim var. Eski yerleri bulmakta zorlanıyorum ama eski dostları bulmakta zorlanmıyorum. Birbirimizi çekiyoruz. Kirkor Kamkerten isminde bir kalayıcı ustam vardı. Kalfasının gelmediği günler onun körüğünü ben çekerdim. Kızı vardı Nazlı. Bizden küçük iki kızları vardı. Kirkor usta işe başlarken Bismillah çekerdi. Düşünürdük ya demek ki Bismillah evrensel bir kelimeymiş. O zaman şimdi düşünüyorum yani bir Ermeninin, Ermeni ustanın Bismillah çekmesi. Şimdi bizim çekmemiz demek ki bütün kültürlerde Bismillah var. Ya inananlar da tabii yani. Çok değerli bir insandı. Bu şeyin sanayinin arkasında şeyi var, mezarı var. Gittim buldum. Ben kendi ailemi nasıl şeyin mezarlarını gidip ziyaret ediyorsam onun da her gelişimde ziyaret etmeye çalışıyorum. Onlar da farklı bir renkti. Büyüklerimizle çok güzel dostlukları vardı. Çarşıda babamın teyzeleri otururdu. Onlar emirlerle komşuluk yaparlardı. Pastırma falan kokuları gelirdi evlerinden. Ama çok güzel bir dostlukları vardı. Çok güzel anlatırlardı. Ben abimin çırağı olaraktan hepsini ne yaparsa takip ederdim. Çok farklıydı. Ereğli her şeyle farklıydı. Kötü bir model ama ne olsun. Başka şansı yok. Ereğli her şeyle farklıydı. Ereğli çocuğu olmaktan çok mutluyuz. Keşke o günler devam etseydi. O güzellik kalsaydı. Şimdi düşünüyorum bazen de hani Memduh benim için ne ifade ediyor diye. Düşünüyorum. Hakikaten çok gezermişiz. Yani ilk başta bir şey yapmıyormuşuz gibi geliyor ama işte çok, birlikte çok gezdiğimizi hatırlıyorum. Yani biz kimseye zarar olmayan dostluklar kuruyorduk. Yani birbirimizi gel şunu yapalım, gel bunu yapalım örgütlemeye çalışmıyorduk. Bizimki bir arkadaşlıktı yani. Veya bir görüş arkadaşlığı değil de dostluktu. Hayır ben o afacan çocuktan böyle bir gönül insanı yetişeceğini hiç umuyordum onu söyleyeyim. Bir bulut misali, sabah gün doğusuna, akşam gün batısına gider gelir yorulmazlar. Yok yazlıkları, kışlıkları, buralı kuşlar, bizim kuşlar. Göçmekten filan anlamazlar. Anamın müzevir kuşları vardı, adım aksak haber veren. Yoksa onlardan mı bunlar? Öyle, eğer öyleyse elimden kurtulamazlar.